vücudunda bir gerginlik, halsizlik hissi olur kişilerde. Bu kişiler daha erken yorulurlar. Daha yüksek basınçla çalıştığı için tüm organlar daha erken yorulurlar. Geceleri tuvalete kalkmaları olabilir. Halsizlik, göğüs ağrıları bazen görülebilir. Kendilerinin sanki kalplerinin daha hızlı attığını hissedebilirler. Çarpıntı görülebilir. Dolayısıyla hipertansiyonda neler olabilir? Baş ağrısı, baş dönmesi, bazen bayılmalar, nefes darlıkları ya da çarpıntılar, bazen göğüs ağrıları görülebilir. Yani bu tip semptomlar geceleri de tuvalete kalkabilirler bu kişiler. Çünkü bazı hayati organların beslenmesi daha iyi yapılır. Bu sırada böbreklerden kan çalınır. Böbreklere daha fazla gece kan gider mesela. O yüzden geceleri tuvalete kalkar bu kişiler mesela hipertansiyon hastaları bazen. Dolayısıyla genel olarak hipertansiyonun tanımı kan basıncının yüksekliğidir. Tedavi edilebilir mi ya da tedavisi medikal tedavi midir? Tabii. Hayat boyu mu sürer yoksa kısa mıdır tedavi? Hipertansiyon dediğimiz hastalık toplum genelinde çok yaygın. Yani Türkiye'de de özellikle tuz tüketimiyle beraber çok çok yaygın. 20'li yaşlardan itibaren görülebiliyor. Nedeni 100 kişiden 95'inde neredeyse belli değil. Yani bir hastalığa bağlı olarak belli değil. Yani %5 kişide ise yani her 100 kişiden, her 20 kişiden birinde tansiyonun nedenini bulabiliyoruz. Çeşitli organlardaki bozukluğa bağlı. Kiminin böbrek bozukluğuna bağlı, kiminin tiroid bozukluğuna bağlı, kiminin böbrek üstü bezine bağlı. Tansiyon hastalığının nedeni belli. Dolayısıyla tedavi nedene bağlı olarak oluşabiliyor. Eğer hastalığın bir nedeni varsa o nedeni ortadan kaldırmak tedavideki ana durum. Eğer böbrek hastalığı varsa böbrekleri tedavi ederseniz tansiyon da düzeliyor. Eğer tiroid hastalığı varsa tedavi ederseniz tansiyon da düzeliyor. Ama bunun oranı 20'de 1 erişkin popülasyon için. Yani 16 yaşından büyüklerde 20'de 1 bu oran. Kalan kısımda 100 kişide 95 kişide ya da 20'de 19 kişide tansiyonun nedeni belli değil. Ama nedeninin belli olmaması tedavi edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Tedavideki amaç nedir? Tedavideki amaç tansiyonun normal düzeylere çekilmesi. Yani 14'ün altına, 9'un altına indirilmesi tansiyonu. Bunu yapmak için çeşitli yöntemler var. Bu yöntemlerden bir kısmı davranışsal dediğimiz şeyler tedavide. Davranışsal yöntemler, bir de ilaç tedavileri var. Davranışsal yöntemler dediğimiz şeyler en önemlisi Türkiye için konuşursak tuz kısıtlamasını içeriyor. Yani çünkü Türkiye'de çok fazlasıyla tuz tüketiliyor. Yani mesela ekmekte bol miktarda tuz var. İşte turşularda çok miktarda tuz var. Biz bir miktar böyle saklamalı şeyleri çok tüketiyoruz. Özellikle Eylül Ekim ayından sonra bir miktar işte salçalarımız vesairemiz, ev salçaları çok yaygın kullanılıyor Anadolu'da. Onlar bol miktarda tuzla yapılıyor. Eskiden işte belki etler tuzlanarak yapılıyordu ya da işte bizim memlekette pastırmalar, sucuklar vesaireler, şunlar bunlar olabiliyor. İşte Karadeniz'de hamsiler vesaireler tuzlanarak saklanıyor. Dolayısıyla tuz tansiyon hastalığında hem neden hem de tedavide bu nedeni ortadan kaldırmak gerekiyor, azaltmak gerekiyor. Dolayısıyla tuz kısıtlaması tansiyon hastalığının tedavisindeki birinci kurallardan bir tanesi. Çünkü ilaç vermeyi gerektiren düzeyde tansiyon yüksekliği de varsa ilaçlar da tuz bağımlı. Yani verdiğimiz ilaçların etkisi eğer kişi tuzlu yiyorsa azalıyor. Onun için tuz kısıtlaması önemli. Başka ne önemli? Eğer kişi obezse, şişmansa, kiloluysa bunu azaltması, kilosunu ideal kiloya çekmesi tansiyonunu normal seviyelere düşürebiliyor. Her 10 kilo tansiyonu, tansiyon hastası yüksekliği olan kişilerde tansiyonu 1 puan düşürüyor. Dolayısıyla kişi şişmansa veya işte fazla kiloları varsa ağırlığını azaltması, biraz diyet yapması bunu sağlıyor. Beslenme şekli, posalı gıdaları tüketmek, yeşil sebzeleri tüketmek yine kan basıncını özellikle potasyumdan zengin. Hani halk arasında şey vardır işte limon yedim tansiyonum düştü, işte enginar yedim tansiyonum düştü, bu tip şeyler vardır. İşte potasyum içeren ya da işte sarımsak yedim düştü. Bu tip gıdaların içinde ya potasyum vardır yahut gerçekten kan basıncı.